Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan tarihi eserleri görüntülemeye devam ediyoruz. Bugün de sizler için Antifonidis Manastırı'nı ziyaret edeceğiz ve arkamda gördüğünüz vadinin içerisinde gizli bir manastır. Gelin hep beraber bu manastırı ziyaret edip inceleyelim. Kıbrıs'ın en önemli tarih ve kültür miraslarından birisidir. Antifonidis Manastırı. Antifonidis, cevap veren İsa kelime anlamı bu. Bu kilise Meryem Ana'ya adanmıştır. Buna bağlı iki tane kilise daha vardır. Onun için manastır diyoruz. Manastırlar bir grup kilisenin birleşmesinden oluşan merkezlerdir. Yaklaşık 1000 yıldır ayakta durmayı başarmış bu manastır. Ancak uluslararası tarihi eser kaçakçılarının hedefi olmaktan kurtulamamış. Bir dönemde özel kimyasallar kullanılarak duvardaki freskler sökülmüş, onları yapmaya çalışırken de birçoğu tahrip edilmiş. Bu fresklerden bir tanesi Almanya'da bulundu ve Rum hükümetine teslim edildi. Bunu yapanlar kimlerdi? Uluslararası kaçakçılar yaptılar. Maalesef bu tahribatları da gerçekleştirdiler. Manastırın içindeki frekslerin her biri ise ayrı bir öykü. Hristiyanlıkta 12 önemli olay vardır. Bunlar Meryem'in hamile kalacağı, doğuracağı, İsa'nın Hristiyanlığı yayması. Bunlar hep tasvir ediliyor. Hatta kıyamet günü İsa'nın soy ağacı buradaydı. Ona Tree of Jesse diyoruz. Bu bölümde de kıyamet gününü betimleyen fresler vardı. Maalesef kalmadı. Sütuna baktığımızda altında farklı bir resim var, evet. Üzerine evet. Farklı yapılmış. Evet. Bu da neyi ifade ediyor? Şimdi bu açık ve net izahıdır bize ki bu kilise değişik dönemlerde değişik tamiratlar ve tadilatlar, boyamalar gördü. İlk yapılan resimler beğenilmemiş, onun üzerine tekrar başka resimler yapılmış. Belli bir kat şey var, onun üzerinde resim kazılmış, altı resim ve şeyi buluyoruz, taşı buluyoruz. Gizemli bir manastır olan Antifonidis hakkında pek çok efsane de kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiş. Onlardan birine göre içinde bulundurduğu iki kilise tünellerle birbirine bağlıymış. Bu tünellerden birinin sonu bu limana varıyormuş. Manastırın arka avlusuna geldiğimiz zaman ise bizi çok güzel bir manzara bekliyor. O dönemde yaşayan rahipler ve Venedikli soylular bu alandan günümüzde olduğu gibi eşsiz dağ ve deniz manzarasını rahatlıkla izleyebiliyorlarmış.